Neler oluyor? Dilan Alp'e sözü bırakalım. Evet Dilan. Evet, siz de satır başlarından önemli çarpıcı ifadelere yer verdiniz Remziye Demirkol. Bugün duruşmanın ikinci günü. Hasan Basri Gök'ün sorgusuyla başladı bugün. Saat 11'de hakim karşısına çıktı Hasan Basri Gök ve neredeyse 2,5 saate yakın ifade verdi ve daha sonrasında mahkeme bir ara verdi. Saat 15'e doğru 14.45'te de tekrar devam etmeye başladı. Diğer hemşire Deniz Korkmaz'ın ifadesiyle devam ediyor. Hasan Basri Gök önemli kilit bir isim çünkü Fırat Sarı'nın aynı zamanda şoförlüğünü yapan sağ kolu niteliğindeki bir hemşire ve bütün diğer hastanelerdeki hemşireleri de organize eden kişi. Bu anlamda önemli ve tabii şöyle satır başları da var çünkü uzun bir savunma verdi. 2,5 saat dediğim gibi. Şunu sordu, savcı sordu, mahkeme başkanı değil. TAPE'den yine kayıtlarla sordu adı geçen bir ilacı. Bebeklere az az ver diyorsun. Bu solunum durduran bir ilaç dedi. Bunu hatırlattı, ne söyleyeceğini sordu. Hasan Basri kabul etmedi. Böyle bir şey olmaz dedi. Savcı vermeyeceğin bir ilacı neden ver diye tarif ediyorsun o zaman dedi. Hasan Basri de TAPE'deki sohbetler genelde saçma sohbetlerden oluşuyor dedi. Savcı yine ısrarla ilacı tarif ediyorsun. Bu pek saçma bir muhabbet gibi gelmedi bana dedi. Yine savcı şunu hatırlattı. Bir ifadesini yine TAPE'den, ölüp başımıza kalmasın, devlet bizi mahvedecek. Aslında orada bir ağır sinkaflı bir küfür var. Devlet bizi mahvedecek diyorsun, sorumluluğun olduğu için mi bunu söylüyorsun dedi. Sanık da buradaki kastedilen bebek Opara bebek, sonuçta ameliyat olması lazımdı, olamadı, sevk olması lazımdı, olmadı dedi. Savcı da bu bebek Serdarova bebek miydi, öyle olması lazım diye sordu ve evet dedi, o olması gerekiyor dedi daha sonrasında. Ve tahliye talebi avukatlarından geldi ve dedi ki müvekkilimin tutuksuz yargılanması yönünde tahliye talebimiz var. İtiraflarda bulunarak dosyanın bu aşamaya gelmesinde fayda sağlamıştır. Bu nedenle de tutuksuz yargılanmasını istiyorum dedi. Saat 14.45'te de dediğim gibi Deniz Korkmaz'ın ifadesiyle devam ediyor. Şimdi devamını Murat Ağırel'e soracağım çünkü o da çok dikkatle o kısımları takip ediyor. Neler söyleyeceksin? Şimdi içeride uzun bir Hasan Basri Gök'ün çok uzun ifadesi alındı. Savcı ısrarla sorular sordu. Deniz Korkmaz da önemli bir isim çünkü söyledikleri %40 kar aldığını açıklıyor vesaire. Senin gözlemlerini alalım. Dün Hakan Doğan Taşçı'nın ifadesi vardı, sorgulaması vardı. Şimdi ise Hasan Basri Gök'ün ifadesi var. Şu anda da Deniz Korkmaz devam ediyor. Hasan Basri çok önemli bir isim aslında. Çünkü çocukların ölmesine sebebiyet veren veyahut da sağlıklı bebekleri hastaymış gibi gösterip onları entübe edilmesini sağlayan ilaçları verdiği iddia edilen, ki tapelere de yansıyan kişi. Bunu sordu mahkeme özellikle. Yalnız mahkemenin bu sorularından öncesinde mahkemede şöyle bir hava var. Şimdi takip ediyoruz. Evet. Mahkemede sanık avukatları çıkan sanıklara sorular soruyor. Kendi savundukları müvekkillerine karşı onlarla bağının olup olmadığını ortaya çıkarabilmek adına sorular soruyor. İnanılmaz mantıksız sorular var. Şimdi mesela Deniz Korkmaz ifade veriyor. İşte savcı mahkemeyi toparlamaya çalışıyor. Davadaki, iddianamedeki sorulara yöneltmeye çalışıyor. Sanık avukatları ise başka yöne çekmeye çalışıyor ve tamamının iddialarda susuz oldukları. Hasan Basri Gök birçok tapede yansıyan tapede ilaçları mesela bir konuşmasında bir bebek için diyor ki işte uyuşturucu niteliği olan bir ilaçtan ya diyor bu bizim hastaneye yatması gerekiyor diyor. Ya, sağlıklı diyor hemşire, nasıl yatırabiliriz ki bunu diyor. Ben de bir ilaç getireceğim diyor. İsmini söylememize gerek yok. Uyuşturucu özellikle. Ben diyor bu ilacı getireceğim, vereceksin. Ondan sonra bak gör bakalım entübe oluyor mu olmuyor mu diye. Savcı bunu soruyor. Yani bu ilacın ismini söyledin diyor. Ya işte konuştuklarımız senin az önce söylediğin gibi komple saçmalık diyor. Zaten iddianamenin tamamına baksanız saçmalık diyor. Dolayısıyla diyor ben kimseye bilerek bir şey yapmadım diyor ve ölüme de sebebiyet vermedim diyor. Ali Neng orada tapelere göre doğruyu söylemiyor. Şimdi avukatı da en son beraat istedi. Örgüt suçlamasından beraat istedi ve diğerlerinden de tahliye talep istedi. Neden? Çünkü diyor ki bizim işlediğimiz suç sadece evrakta sahtecilik, usulsüzlük. Bunlardan sebep de biz müvekkilimizin tahliyesini talep ediyoruz dedi. Ve bütün sorulacak sorulara da itiraz etti. Tabii ki saçma sorular da vardı. Mesela az önceki sanık Deniz Korkmaz'a sorulan sorulardan biri, adın neden Deniz diyorlar. İşte İbrahim Kaypakkaya ile bir bağınız var mı diye saçma sapan sorular soruluyor. Tabii ki hemen heyet bununla ilgili yeniden iddianameye döndürmeye başlıyor ama mahkeme salonunun içerisindeki o sorular iddianamenin aslından ayrılıyor. Çünkü neden? Hastane sahiplerine daha gidilmedi. Hastane sahipleriyle ilgili sorumluluk var mı yok mu bunun tespiti yapılmadı. Kamu zararı var mı yok mu bunun tespiti yapılmadı. Dolayısıyla buradaki yargılanan insanların, bırakın siz usulsüzlüğü, bırakın siz buradaki tutarsızlığı, olası cinayete teşebbüsten yargılanmaları gerekirken, ölüme kastan yargılanmaları gerekirken şu andaki ifade veren Hasan Basri Gök'ün avukatına göre sadece sahtecilikten ve usulsüzlükten yargılanması gerekiyormuş. Tabii ki mahkeme bununla ilgili bir tavır koyacaktır ki sorduğu sorularla davayı da toparlamaya ve anlamaya çalışıyorlar. Cevapları da dinlemeye çalışıyorlar ama net cevaplar vermiyorlar sorulara ve kendilerini suçsuz zannediyorlar. Deniz Korkmaz'ın söylediği bir şey var. Diyor ki mesela ben kendimi şikayet ettim CİMER'e. Ben kendimi şikayet etmişken şu anda da sizin karşınıza sanık konumundayım diyor. Yani ben kendi şikayetçi olduğum yerde nasıl tutuklanabilirim diye sorgulamaya çalışıyor. Şirket kuruyor üstüne tabii ki. Bu şirketi niye kurdun diyor savcı. Sen okumuş bir insansın diyor. Hani biliyorsun bunu diyor. Bu sefer de efendim diyor, ben de diyor kendi işimi yürütmeye çalışıyordum ama diyor Fırat Sarı'yı görünce, böyle olduğunu da öğrenince ben şirketi üstümden alın diye gittim ama tutuklandılar diyor. Sonrasında ise ben de mücadele ettim diyor ve şikayetçi oldum, her şeyi de anlattım zaten üstüme düşen diyor. Davanın özü itibariyle var olan iddiaların ortaya çıkarıldığı veyahut da subuta erdiği, sorgulamanın yapıldığı kanaatinde değilim. Savcı ve mahkeme heyetinden hanımefendinin girerek toparlamaya çalıştığı, ciddi sorular sorduğu, iddianameyle bağlantılı sorular sorduğu bir ortamda sanık avukatlarının haklı olarak da savunma gereği sanıklara sorduğu sorularla dava başka yere gidiyor ama burada asıl bir sürü de mağdur insan burada. Hatta yeni talepleri olan insanlar var. Davaya katılma talebinde olan insanlar var. Onlarla sohbet edip onların mağduriyetini de dinledim. Buraya yoğunlaşılması gerekiyor. Bu olayın tamamen ortaya çıkarılması gerekiyor. Neden derseniz sağlık sektöründe öyle bir sorun yaşanıyor ki şu anda Dilan. Hastaneye gittim geçen gün. İşte bir ziyarete gittim, hasta ziyaretine. Son şey yanlış olalım böylece. Hemşireler konuştuğumuzda ne yazık ki en çok güvendiğimiz ve gurur duyduğumuz sektörlerimizden biri bizim sağlık sektörüydü. Şu anda en çok güvensizliğin duyulduğu ve hatta yakınları ölen insanların bile acaba benim aileme de bu yapıldı mı diye soru sorduğu bir konuma geldi. Bu yargılamalar bunun için önemli. Takip edeceğiz. Tekrar içeri gireceğiz. İşte bugün için akşam kayda geçtiğinde anlatacağız ayrıntılarını da. Deniz Korkmaz'ın sorgusunda öne çıkan tarafları da alacağız. Bazı cevabını aradığımız sorular var. Onları soracağız. Akşam da aktaracağız tekrardan. Çok teşekkürler Murat Ağırel'e de teşekkür ettik. Tekrar duruşma salonuna dönecek. Ben de döneceğim. Notlarımız oldukça da aktarmayı sürdüreceğiz.